Bugün en sevdiğim, çocukluğumda çok sevdiğim mantı var. Yalancı mantı. Anneannem yapıyor. İçinde yarım kilo kıymak, kaç soğan var? Bir soğan Bir koydum. soğan, rende ve karabiber, tuz var. Evet. Böyle dolu dolu, biraz eziyet işi bu. Bu fazla dolduruyor Evet, demek. daha güzel oluyor ama şahane olacak. Çok seviyorum ben bunu. Ah, minnoşum benim, minnoşum. Olacak. Ay, böyle tepsiye koyuyoruz. Aynı şu an çocukluğumdayım. Dur kızım, ben de al. Dibinde daha var mantı. Ben bunu Bol bol istiyorum. ye. Yok yok yok. Ya. Bol koy bol. Ya köpçe niye almadı? Arkadaşlar şu anda Terkos'ta bir çakallık peşindeyiz. Şurada gördüğünüz çam ağaçlarının altında çam fıstığı. Çam fıstığı arayacağız. Hadi. Hadi çıkın, dur, ava dur. Çıkın. Aa bak, burada var. Bir tane daha buldum. Nasıl görüyor? Ver anne. Hadi arkadaşlar. Bugünkü göreviniz. Bak, hep burada kırıp yemişler. Bak, hep var burada. Sen bak abla. Aa, evet, ben niye göremiyorum? Oo, dolu burada. Bak, yemişler hep. Hadi abla, biraz aç gözünü. Hadi arayın mıntıkacılar. Kilosu 750 lira, hadi. Anne var mı? Bunlar işçi ya. Ha, var işte, ver. Bunları kıracağız daha, var. Oo abla, sen sınıfta kaldın. Hadi. Aha, buldum. Oo, ablam bir. Kırık mı? Burada fena yemişler bunu. Ha, gel gel bak, burada var. Ne? Çıktı bak, içinden çıkıyor. Yürü be. Of anne. Hadi. İşte köy kadını. Çıkacak hadi. Of of of, ne kaç çok tane var. Elif, tamam, bunu direkt poşete koyun. Vay. Hadi abla. Maden buldum. Gerçekten maden buldum. Bir de bunların içi boş çıkıyor. Oh oh, bakayım. Bak. Hadi at sekreteri. Benim seni. Ye ye. Çenin kilon 750 lira mı? Gel bir dakika. Hadi avlama bak, değişik kırma. Annem şimdi başka otlar buluyormuş. Bak anne, senin otlar falan da var bir şeyler. Bunların altında. İşte olabilir. Bak şu hedef burası arkadaşlar. Haydi. Kafamıza kozalak yağmasın. Allah. Evet arkadaşlar, Özlem ormanda yürürken tuzağa düştü. Ay, güldüğüme bakmayın. Özlemcim. Ay, inanamıyorum ya. Ay tövbe ya. Ay baksana ya, baksana. Evet. Ay bayağı girmiş. Ay. Özlem. Hadi gel gel, nasıl buldun orayı? Nasıl demin, oraya? Vallahi düşer. Ben demin buraya. Nasıl olur anne? Otlar mı? Baksana, burası daha gidici yani burası. Hadi yürü. Evet, Özlem hayal kırıklığıyla paramparça olmuştu.
Hepsi çürük çıktı arkadaşlar. Ama 3 tane olsun, de... iyi bir deneyim yaşadık. Özlem ayağım çukura düştü. Kahveyi döktü. Leke yapar mı bu? Herkese tekrar merhaba. Sizi gözlüğümle karşılıyorum. Çünkü bayağı bir bitik durumdayım. Yürüyüş yapıldı. Şimdi eve geldik. Yürüyüşü yakacağız. Yakacağız derken yürüyüşü bitireceğiz yani. Tamamen emekleri boşa şey yapacağız. Kuymak yapacak ablam. Ben de kuymağın yapılışını size çekeceğim. Ama çeçil peyniri bulamadık. Ama mısır unumuz Rize'den gelmişti. Yani en azından mısır unumuz güzel. Bakalım nasıl yapacağız. Çocukluğumdan beri en sevdiğim şey bu yağı böyle eritmek. Değil mi? Yalnız var ya bu kuymak manyak olacak. Neden? Çünkü mısır unu güzel. Mısır unu güzel. Ama peynirler çakma. Olsun. Kaşar peyniri mi kullanacağız? Kaşar kullanacağım. Çeçil bulamadık. Ablam kaşarın rendelenmesi gerektiğini savunuyor. Çeçil gibi oluyor diyor. Ve bu oldu. Ne yapacağız? Mısır unu kaç kaşık? Kalabalığız diye 4 kaşık dolu dolu koyacağım. Demir, az demir, değil mi? Şimdi bakacağım yağıyla karıştırınca. Karıştırayım mı ben? 3. Tereyağı ne kadar koymuştun? Açıklamaya yazarım ben. Yaparım. 225 gram bu. 90 gram. Hı. Tereyağı 90 gram. 4 kaşık da un değil mi? 5 gerçek olur. Bu 5 mi? 5 alıyormuş. Gerçekten ama mısır unu şahane. Evet. İnce çekilmiş. Aa, kalın da değil. Benim İyidir. Evdeki mısır unuyla asla alakası benimkiyle yok. Benimkiyle de marketten aldım. Bir kere pazardan aldım ama o güzel çıktı. Demek ki adam getiriyor memleketten. Bak daha alır Özlem. Biraz yağını fazla. Yağına göre ayarlayabilirsiniz. Aynen. Yani şey olmayacak, topak olmayacak. Bakın kendine saldı. Hep karışması gerekiyor. Ulan bu kadar yeter diyor. Çok yakmayalım dedi. Şimdi su. Çeşme suyu mu abla? Vallahi ben böyle yapıyorum. İsteyen keşke eleştirsin. Bu kuyu suyu. Bir şey olmaz. Temiz ki. Böyle. Topak olmaması için. Çok mu karıştıracağız? Çok karıştıracağız. Suyunu da ocağın üstüne koyunca biraz karıştırıp kaynattıktan tamam, sonra yetmiyor işte. Sonra hemen kas katı oluveriyor. Bayağı koyacağız o zaman. Bayağı su koyacağız. Şimdi çorba gibi oldu. Evet çorba gibi. O katılaşıyor. Bunu şimdi hep şey yapacağız değil mi? Böyle karıştıracağız. Tamam hadi al. Tuzunu al. Daha tuz mu koyuyorum? Tuz koyuyoruz şimdi. Kendi zevkimize göre. Biraz daha koy. Babam çok tuzlu yemesin. Tamam. 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 Topak oluyor sanki abla. O kaynamaya başlayınca geçecek. Karıştıracağım. Ama iyice topaklar dağıldıktan sonra bir daha hiç kaşık sürmeyeceğim. Tamam. Karıştır. Burada hani böyle metal olmayan şey çırpıcı kullansak olmaz mı? Olur. Teşekkürler. O topaklar oluyor. Hiç korkmasınlar. Gidiyor sonra. Sonradan mı gidiyorlar? Bir bakayım ben yapısına. Topaklar bitti. Bir daha hiç kaşık sürmüyoruz. Teşekkürler. Şimdi rica böyle kendine... Kaynayacak. Birazcık yağı üstüne çıkmaya başladığı an kaşarını atacağım. Ve bir de en sonunda artık iyice dibi tutunca kaşarını döküp tencere kapağı kapatacağım. Bir fokurduyacak sonra sofraya. O zaman sofrayı hazırlamam lazım şu anda. Evet. Tereyağlar hafif hafif çıkmaya başladı. Şimdi kaşarı atıyoruz. Ey maşallah. Babam görmesin. Ne kadar ortalama? Çok az da tencere kapağı kapatmaya işte bırakacağım. Yani bir bardak kadar var değil mi? Evet. Teşekkürler. Tamam, bu kadar da şeye kalsın. Karışım yapacak mıyız? Ne karışımı? Böyle hiç... Daha hiç dokunmuyor. Hiç dokunulmuyor arkadaşlar.
altını da kısmıyoruz galiba. Evet evet, yoksa dibine tutmazsın. Altını da kısmıyoruz. Dibine tutmaya başladı. Her yeri olduğunda, her yeri olduğunda mı olacak? Evet. Yağlar da çıkıyor. Biz çok aşırı yağ koymadık. Siz de koymayın. Bunun makbulü dibinin böyle sert olması. Olarak artık olmaya yakın. Yine bir kaşar koyuyoruz. O bıraktığımız kaşarı. Kapağını mı kapatacağız? Evet. Eyvah, uyumadı. Tamam olsun, böyle tutayım. Kaç dakika tutacağım? Ya 2 dakikamış. Evet, kapağımız yazlıkta olduğumuz için uygun kapak bulamadık. Tutuyoruz böyle, 2 dakika tutacağız. Sofraya getirdik. İlk Elif Hanım yanmışlığını mı göstereceksin? Evet. Oy maşallah, işte tam istediğim gibi olmuş. Of, tamam. Tamam.